Hoş geldiniz. Yeni bir videoyla da beraberiz. Şimdi arkadaşlar bu video ne videosu biliyorsunuz. Bu sefer bilmiyorsunuz demeyeceğim. Zaten bir önceki videoyu izlediyseniz tabii ki hediye dağıtım olacak video. Yani isimlerinizi yazacaksınız. Düzgün bir şekilde yazacaksınız ve benim 7-8 video önce o videoları hepsini izleyin. Neler göndereceğimi yazdım zaten. Oradaki şeyleri isteyin. Aksine bir şey istemeyin, gönderme. Yani onu söyleyeyim arkadaşlar, değişik bir şey istemeyin, kesinlikle gönderme. O yüzden benim istediğim şeylerle hareket edin. Eğer bununla sabırlı olan kişi kalırsa umarım en iyi hediyeyi kazanır. Arkadaşlar bu arada şey diyeceğim, bunu açık açık yazmıyorum, o burayı dinliyorsanız. Şöyle bir envanteye girelim arkadaşlar. Açılış kutusu olacak da şöyle envanteye de bir kısaca tanıtayım. Ve çok değişik bir şey diyeceğim size. Mutlaka dinleyin. Büyük bir ihtimal bunu isteyeceksiniz. Ben o yüzden envanterdeki eşyaları gösteriyorum arkadaşlar. Şimdi şöyle bir bakalım. Süresini falan göstermeyeceğim. Şöyle bir aşağı doğru. En sonunda bunlardan sonra bir şey diyeceğim. Hatta ortada da diyebilirim. Belli olmaz. İyi dinleyin. Evet yazarsanız ya da hayır istemem yazarsanız, yani evet yazanları bir şeyler yapacağım arkadaşlar. Çok güzel bir şey. Büyük bir ihtimal herkes ben de isterim, ben de isterim diyecek. O yüzden iyi izleyin buraları. Şimdi şöyle silahların süresine ve gününe bakın. Gücüne de bakın. Hiç tırlamıyorum arkadaşlar. Bakın şöyle. Görüyorsunuz. Değil mi? Gördünüz. Şöyle silahlarım. Birinci silahlar bunlar. Şöyle gördüğünüz gibi. İkinci burası. Şöyle. Tıklamıyorum arkadaşlar. Bu sadece çok değişik bir şey söyleyeceğim size. Büyük bir ihtimalle herkes ister bunu. Bakalım 306 abonadan kaç kişi evet isterim yazacak. Ben onu merak ediyorum. Arkadaşlar 31 gün kalmış. Bu da ayıp olur biraz şimdi. Neyse şunları burayı da göstereyim arkadaşlar. Şimdi güç bölümüne geçelim. Çantada bu var. Görüyorsunuz. Dövmede bunlar var. Şöyle bakın. En iyi dövmeler şu an. Gördüğünüz gibi şu takım, bu da takım, bu da takım, bu tek. Pençede bunlar var arkadaşlar, görüyorsunuz günlerini. Burada bunlar var. Arkadaşlar videoyu izlemenizi tavsiye ederim. Zaten bundan sonra açılış videosu gelecek de ben çok sevineceğiniz bir şey yapacağım. O yüzden böyle yaptım. Yani gösteriyorum ki büyük bir ihtimal herkes isterim isterim diyecek, o yüzden. Çok değişik bir şey olacak arkadaşlar. Şurayı da görüyorsunuz sürelerini. Şöyle bakın. Tık göstereyim. Valla şunu da atak gitsinler. Süresiz kullanım diye tutuyorum ve ben bunu kullanmam ki anasını satayım. DKM diyorlar. Orada kullanırsak dursun ama neyse. Maviye şöyle geçelim. Süresine bakın. Umarım buraları izliyorsunuzdur arkadaşlar. Şunla hiç oynayan oldu mu? Bakın bu size bir ipucu verdim arkadaşlar. Oynayan olmamıştır şunla. Bu oynayış ne demek anlamına geliyor bilmiyorsunuz. Söyleyeceğim onu da şimdi. Buraları boş verin. Ama gene de bir bakın. Buna 3 gün kalmış zaten. Mesela o karakteri de atarım gider. Hiçbir işime yaramaz. Benim ateş diriliş falan. Başlarım dirilişine. Şunu açacağız arkadaşlar birazdan. Şöyle aslında kutuları göstermeye gerek yok da gene de belki açarsınız. Bakın burada da bir size kopya verdim. Açarsınız diyorum. Ben değil. Şöyle. Gördünüz. Şurada bunlar var. Kurt avı için oynarsanız. Bakın burada da bir ipucu verdim. Burada da bunlar var. Burada da bunu atarsınız. Atarsınız derken yani yazı yazarsınız anlamında. Burada da bir ipucu verdim. Ve en sonunda arkadaşlar hatta en sonunda ne olacağını söyleyeyim mi desem söylemesem bulana. Neyse ben söyleyeyim arkadaşlar. Bunu şimdi ne yapacağız? Ben bunları size niye gösterdim biliyor musunuz arkadaşlar? Kutulara geçelim. Şunu açacağız çünkü birazdan. Arkadaşlar bu çarla kim oynamak ister? Evet duydunuz arkadaşlar. Çarım bu çarla kim oynamak ister? Şunu söyleyeyim arkadaşlar. Çara girdikten sonra şifre değiştirme olayı yapar kişi. Hiç uğraşmasın yani çalacağım anlamında. Çalamaz bu çarı. Çünkü hotmail'i var. Geri çekerim. Ben sadece oyun amaçlı oynamak isteyen kişileri merak ediyorum. Bu çarda kim oynamak istiyor? Bunu
bu hediye dağıtım videosu aslında. İsimlerinizi yazın. Benim gösterdiğim şeyleri isteyin. Ve altına hatta oyun içi isminizi yazın arkadaşlar. Mesela şu an yorumdasınız. Şu alt yorum diyelim. Bu video bu yorum. Oyun içi isminizi yazıyorsunuz buraya. Buraya benim gösterdiğim şeylerden istediğinizi yazıyorsunuz. Yanına da ben bu çarla oynamak isterim yazıyorsunuz. Arkadaşlar eğer şey yapacağım. Bir kişi oynayacak bu çarla. Hatta belki onunla video da çekeriz. Ben de yan çarıma gireceğim. Yan çarım hangisi derseniz bu da benim çarım arkadaşlar. Nerede o? Girelim kulağına. Bu benim yan çarım. Nerede o bakalım? Yönet. Başvuran var mı? Nerede? Yok bir tane. Boş ver. Olmasın zaten. Bu benim yan çarım arkadaşlar. Falcon XU. Zaten satıyorum. Bu çarı da satıyorum. Falcon XU Kartal. Bunun içinde de kutu çok arkadaşlar. Almak isteyen olursa pazarlıkla bir şeyler yapabiliriz. Fiyatı yüksek değil. Facebook sayfasında da var zaten bir sürü koydum oraya. Onları da izlerseniz. Facebook sayfam YouTube kanalında hakkında bölümüne gelirseniz ucuz ucuz çarları vereceğim arkadaşlar. Ben sadece bunu göstermemin sebebi arkadaşlar. Bu çarla başka kişi oynayacak. O çara ben gireceğim. Belki video çekeriz onunla. Ya da çekmeyiz. Çekeriz ya da çekmeyiz. O belli olmaz. La biz en mantıklı niye çıkıyor? Tövbe tövbe. Bir alışkanlık var arkadaşlar bunlar. Arkadaşlar bu çarla kim oynayacak biliyor musunuz? Sadece bir kişi oynayacak. Ve bunu oynamak istiyorsanız az önce dediğim gibi isminiz, oyun içi isminizi yazıyorsunuz. Benim dağıttığım hediyeleri inceleyin. Videoları iyi izleyin. Baştan sona atlamadan. Göndereceğim şeyi yanına yazın. Onun yanına da tire şeklinde ben bu çarla oynamak istiyorum yazın. Arkadaşlar bu yazıları ne yapacağım biliyor musunuz? Bir çekiliş yapacağım. Ve birinci kim çıkarsa bu çarla bir kere oynama hakkı vereceğim. Bunu yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Belki karakterleri falan bulamayanlar var. Bunu yeni geliştirdim arkadaşlar. Aslında böyle yapmak lazım arkadaşlar biliyor musunuz? Ama ben şu an bir kerelik düşünüyorum. Bakalım kaç kişi yazacak? Şöyle acaba bir 50 kişi yazar mı? 50 kişi yazarsa böyle ayda bir ya da haftada bir devam ettireceğim bunu oynaması için. Bakın şu diriliş karakteri ileride oynar. Bu ne zaman oynayacaksınız derseniz arkadaşlar zaten hediyeleri cumartesi ya da pazar dağıtıyorum. Zaten bu pazara kadar durur. Oynamak istiyorsanız siz yanına yazın. İstediğiniz hediyeyi yazın. İlk önce oyun ismi. Sonra istediğiniz hediye. Sonra ben oynamak istiyorum. Bunu yazın sadece. Başka bir şey yazmayın bakın. Ben bu çarla oynamak isterim abi ya da oynamak istiyorum yazın. Yaşım 24. Küçük olanlar abi yazabilir. Şimdi gördüğünüz gibi bunlarla oynatacağım. Video çekerim diyecektim de arkadaşlar videoya gerek yok. Bırakın kendi kafasına göre oynasın. Yalnız arkadaşlar şunu söyleyeyim ki kesinlikle oynayan kişi şifreyi değiştirmeyecek. Bu bir. Gördüğünüz gibi eşyalar atılıyor. Bunu da yapmayacak. İki. Aslında ben böyle bir şey yapmak istemiyorum ama genellikle çarı boşaltan oluyor arkadaşlar. O yüzden pek düşünmüyordum ama ben böyle bir şeye bir karar verdim. Bakalım kaç kişi isteyecek merakım. Kaç kişi böyle oynamak istiyor bu çarla? Ben onu merak ediyorum. Eğer yani bol bol isteyen olursa düşünüyorum ve cumartesi ya da pazar günü bakalım kaç kişi oynamak istiyormuş bu çarla. Cumartesi ya da pazar çıkan kişi bir kişi oynayacak arkadaşlar. Artık kim çıkar bilmiyorum ya da isimleri yazın bakın arkadaşlar oynamak istiyorsanız yazın. Gerçekten vereceğim yani bu şaka değil. Hatta ben de yan çarıma girer o zaman oynarım. 10 satılık çarımla oynarım. Bunu satmıyorum. Bu 2 yıldızda bu dursun. Bu çünkü 5 6 7 yıldır en az 7 yıldır oynadığım oyun arkadaşlar. Bununla 2 yıldıza ulaştım. Bu böyle dursun. Öbür çarla oynarım. Onu kasarım. Zaten oynayacak kişi bir günlük oynayacak. Umarım oynayan kişi de şifreyi değiştirmek gibi bir hata yapmaz. İnşallah içindekiler de atmak gibi bir hata yapmaz. Büyük bir ihtimal bazı şerefsizler var. Onlar yapabilir de ben gene de vereceğim. Ne olur ne olmaz. Değil mi arkadaşlar?
atarsa da yükseltmeye çalışırız yani, değil mi? Şimdi böyle bir şey var yani. Yani arkadaşlar bu arada şunu da diyeyim, kendi çağrına istediği hediyeyi yollayabilir nakitte de. Yalnız arkadaşlar altın ve kurt parası harcamayacak oynayan kişi, sadece nakit harcayabilir. Nakit harcayabilir derken ister harcasın ister harcamasın arkadaşlar, o keyfine bağlı oynayan kişinin. Yani büyük bir şans verdim burada. Bakalım kaç kişi oynamak istiyormuş bu çarla. Arkadaşlar nakit harcam, kendi çarına hediye gönderir büyük bir ihtimal bunu oynamak için. Göndersin, bir şey demeyeceğim. Yalnız bunda da bir kısıtlama getirdim. Sadece 5000 nakitlik hediye gönderecek kendi çarına. Ne gönderirse göndersin. Ya belki 5000 bir şeyler alır. 5000'i geçer olabilir. Tamam, 5000 küsür olabilir. Ama limit 5000 arkadaşlar. 5000'i aşmasın. Yani bu şeyden dolayı değil arkadaşlar. İşte normalde gönderttiririm de. Yani çalla oynayacak bir kere, bir göndersin diye şey yapıyorum. Şimdi biz bunları söyledim arkadaşlar. Umarım buralara kadar izlemişsinizdir. Bunları da açabilirsiniz. Oynayan kişi bunları açabilir. İster açsın ister açmasın. Benim tavsiye oynayan kişi bunları bir günlük oynayacağı için açmasın. Dimdirekt oyununa baksın. İstediği karakteri taksın buradan. İster barutu merak ediyorsa taksın. Bunu merak ediyorsa bunu hangisini merak ediyorsa taksın. Bir kişi bu çarla oynayacak arkadaşlar. Kim olur o bilmiyorum artık. Hadi bakalım şansına. Hatta yazı yazan olacak mı onu bile şu an bilmiyorum. Tamam, ben buraya kadar inşallah izlemiştim. Oynamak isteyen kaç kişi var bu çarla merak ediyorum. Evet, yanına yazarsınız. Şimdi bu konuyu geçelim. Evet, bu arkadaşlar bu arada oyuna kimin çıktığında cumartesi dağıtımında olur. Büyük bir ihtimal nasip olursa cuma, haftaya cumartesi oynayacak kişiyi dimdirek arkadaşlar bunu şimdi şeye kadar yazın. Bugün cumartesi, pazartesi, salıya kadar bunun gününü belirlemem lazım arkadaşlar. Bir dakika, bugün bu videoyu cumartesi çekiyorum, yarın pazar, pazartesi, salı, çarşamba. Arkadaşlar çarşambaya kadar ben oynamak istiyorum diye yazın. Cumartesi, çarşambadan itibaren, çarşambadan sonra yazarsanız kabul etmeyeceğim. Çarşambaya kadar bakalım kim, kaç kişi isteyecek. Onları hemen deftere yazıyorum. Kağıtları bölüyorum. İsimlerini içine yazıyorum. Kutuya atıyorum. Tek tek çekiyorum. Arkadaşlar tek tek çekiyorum derken yani şu anlamda böyle. Kutunun içinden birini, mesela 5 tane kağıt var. 5 kişi yazdı kardeşim. Birini çekiyorum. O elenmiş oluyor. İkincisini çekiyorum, o eleniyor. Son bir tane kalan, kutu şey içinde kalan arkadaşlar, kutunun içinde isim yazılı kalan kişi bu çarla oynayacak. Bakalım isteyen var mıymış oynamak. Ben büyük bir fırsat sundum. İnşallah ama oynamak isteyen kişiler şifreyi değiştirmek gibi bir hata yapmaz. Hesap botmayı delir ve atmayı gibi bir şey yapmaz. Çarı boşaltan ikneler var bazen. Onu da yapmaz inşallah. Ben abonelere güvenerek bunu yapıyorum. Ve bu arada bazı kişilerin benimle inatlaştığı için onlar, bazı kişiler var, onlara yazsa bile onları katmayacağım. İsmini söylemeyeyim şimdi. Zaten büyük bir ihtimal zıplar o her şeye. Kim olduğunu da siz biliyorsunuz onu. Neyse, biz şimdi açılıma geçelim bakalım. 360 tane var arkadaşlar. Kaç tane açabileceğim? Şunun sesini bir ısınayım. Haydi bakalım kim oynamak istiyormuş bu çarla. Bakalım. Yani arkadaşlar bunu yapmak aslında biraz aptallık da. Ben bakalım, güveniyorum. Yapmayacağına inanıyorum bazı kişilerin. bazı kişiler arkadaşlar patladığından dolayı, yani gönderdiğim hediyeleri beğenmediğimden dolayı onlar yapabilir. Onları ayırdım. Yani bazıları sabrediyor. Bizim klandan üyeler, bakın istediklerimi, yani benim dediklerimi istemişler, hediye olarak yolladım. Gördüğünüz gibi burada. Bu kişiler olur. Yani siz yazın ben oynamak istiyorum diye, ben veririm. Çar önemli değil. Bir günlük oynayacaksınız sadece. Neyse, bu buraları inşallah dinlemişsinizdir. Oynamak istiyorsanız ilk önce oyun isminiz. Yanına tire, ben bunu istiyorum. Tire, ben oynamak isterim çarınla. Bunu yazın. Kim çıkarsa en son o kişi çarla olur. Çarşambaya kadar yazın bunu. Hediye istiyorsanız onu zaten
Ya çarşambaya kadar yazın arkadaşlar. Belki işten kovulursam belli olmaz benim sağ solum. Yeni bir işe girerim belki. Hadi şimdi başlayalım arkadaşlar. Kim o? Kim bakalım kim çıkacak şansımıza. Yazan olursa tabii daha onu bile bilmiyorum. Şimdi açalım. Bakalım hepsini açabileceğiz mi arkadaşlar? Çok uzattık videoyu. Ama gene de büyük bir fırsat sundum size. Gerçi bunu çoğu kişi yapmaz da işte ben yapıyorum arkadaşlar. Yani nasıl biri olduğumu düşünün artık. Çarı bile veriyorum. 2 yıldız çarı veriyorum. Şu kadar nakitle, şu kadar altınla, şunlarla, bunlarla. Ve vermemin sebebi arkadaşlar ne biliyor musunuz aslında? Şu karakterlerle oynayamayanlar var. Sırf şunlarla oynasın diye veriyorum var ya. Şu, bu, kırmızıda da bu, bu. Sırf bunlarla oynasın diye veriyorum. Bu arada karakterim çıkmış benim. Neden böyle oldu? Tamam, güzeldi. Sırf bu karakterlerin arkadaşlar yoksa ben atacağım bu karakterleri haftaya kullanmam çünkü şunun ekipmanı bittikten sonra bu karakteri bir halta yaramayacak. O yüzden arkadaşlar ekipmansız oynayacak olan kişi mavi isterse kurt oynasın. Kurt da bunu alsın. Ben bunu kullanıyorum. Ha şunu almışım. Ben bir şunu kullanayım da bir günlük artık. Sonra buna geçiyorum. Hiç oynamayanlar var arkadaşlar bu karakterlerle. Onun için yaptım bunu. Böyle bir şey yaptım. Kendine de hediye göndersin. 5000 nakitlik. 5000 küsür. 5100 öyle bir şey. Şimdi biz açılıma geçelim. Bakalım kaç tane açabileceğiz. Ve içinden neler çıkacak. Çıkmasını istediğim şey eşya, hediye kutusu uzatma. Özel alfa ve nirvana. Sonra arkadaşlar genel kutusu istiyorum. Bakalım biz çıkartabileceğiz mi bunları. Hadi bismillah. Evet arkadaşlar. Büyük bir şans. İlk kutudan 3 günlük hediye uzatma 2 tane çıktı. Yani 6 günlük hediye uzatma şansı çıktı. İnşallah bunun 7 günlüğüne çıkar. Bu işime yaramayacak. Şimdi arkadaşlar genel kutusu da bayağı bir birikti. Hepsini açacağım ama onun videosu gelmez. Ya, isim değiştirmenin süresi uzun da olur. O da işe yaramayacak. Bu da işe yaramaz. 500 kurt parası onu basarım. Arkadaşlar şu an bir tane çıkartabildik. 3 günlük. O da 2 adet. Keşke sınırlar kalksa da hepsini envantere alabilsek arkadaşlar değil mi? Ne güzel olur öyle değil mi? Yani 365 günlük bir sınır yapmışlar. Kutular, kam ve şey V bölümü, kurt avı modu VB bölümünde. Bu sınırları kaldırırlarsa güzel olur arkadaşlar. Mesela silah da yok. Sonra karakter de yok. Ekipman da yok. Ama bunlar da var. Bu sınırı kaldırsalar güzel olur arkadaşlar. Yani niye böyle yaptılar anlamıyorum. Yani bu oyun başladığından beri böyle. Ben oyuna başladığımdan beri 7 senedir böyle aynı. Sadece öbürleri yükseliyor. Bunlar işte bunun sınırını kaldırsalar çok güzel olur arkadaşlar. Yani insanlar yani aldıkça alası gelir. Yani daha çok para kazanır böyle hani. Doğrusunu söylemek gerekirse arkadaşlar ben gerçekten şey alırım. Şu efsanevi kasadan alırım. 500 sanki ucuz. Aha bu arada 3 günlük daha çıktı güzel. Efsanevi kasayı alırım. Bu bir. Kaolin kutusuna saldırırım. 2. Nadir eşya kasası almam. Çünkü o şeyden çıktığı için. Kaolin'le efsanevi alırım. Onu çıkartmaya çalışırım arkadaşlar. Sonra başka ne alırım ben derseniz. Dükkandan alacağım iki şey budur arkadaşlar sadece. Gerisi işe yaramaz benim için. Ha belki haykırma 1-2 olursa onu da alırım. Onu da süresi uzatsalar güzel olur. Aha arkadaşlar 7 günlük güzel. 14 günlük de buradan kaptık güzel. Bu arada alfa ve nirvana kasalar arkadaşlar bol bol çıkıyor. Bununla bir, herhalde bir 100 tane yap. Bir video inşallah çekeriz. 100 tane olursa tabi olacağını sanmıyorum da. Ne bakalım duruma göre. Bayağı bir atıyor çünkü 3-4 tane. Hatta olmazsa 100 tane. Bir şu an kaç tane bir dakika arkadaşlar. 37 bundan 21 bundan. Şundan bir 10 tane çıktı diyeyim. 31 ediyor. Hayır rahamını senin tövbe tövbe. Şundan bayağı bir çıktı. Bu da 50 eder. İkisini bir ara açmıştık ya arkadaşlar bununla bunu. Gene öyle yaparız olmazsa. Gizemli kutu 2 o onları atarım büyük bir ihtimal. Gizemli kutu 1'leri envanter alıp onları da atarım büyük bir ihtimal. İşime yaramayacak çünkü. Bir tane daha çıktı. 31'i kes 32 sayalım. Bundan da bir tane çıktı. Şu an arkadaşlar istediğim benim hediye kutusu uzatmak. Tek onu istiyorum yani. Bayağı bir ondan çıkmasını istiyorum. Çünkü
7 gün indirmeleri kötü oldu bunu ya. Niye? Ya tamam 30 gün kalsaydı bari bu gelmiş olsaydı gene. Ama 7 günden dolayı çok kötü arkadaşlar. Gerçekten hediyenin süresi çok çabuk gidiyor. Yani en azından bayağı üzülüyordum. Ha oğlum ben bunu aldım bile. 10 gün düşersek 364 gün arkadaşlar. Onunu çıkar bu 7 günlük bir 3 günlük bastırsam 10 gün. Zaten uzatırım abi. Ben bu 15 günü bir saklayayım. Bunu alırım envantere. Zaten arkadaşlar kesin uzatmayı düşünüyorum envantere süresini. Çünkü bayağı bir gördünüz arkayı. General kutusu çok çıktı. Gerçekten çok çıktı. Şu an 2000'i geçmiştir. Aslında Goal'in kutusu abi, o bir tane daha çıktı güzel. Aslında arkadaşlar ben size Goal'in kutusu açardım da bunu Goal'in kutusundan nadir eşya çıkartmaya çalıştık da Goal'in şey için açmadım arkadaşlar. Güçlü kullanıcı bittiği anda onu açacağım. Oha arkadaşlar 3 günlük daha çıktı güzel. Güçlü kullanıcım arkadaşlar ölüm şu an 4000 4000 mi 3 4 en son 5000'den 4000'e düştü arkadaşlar. Güzel bir tane daha çıktı bundan. En istediğim bunlar 7 günlük 3 günlük çıksın güzel. Güçlü kullanıcının ölüm sıfırlaması öldüğü işlediği zaman yani zaten kaç günlük olursa olsun arkadaşlar şu an kaç günlük mesela 355 günlük mesela bu ben günde kaç kere ölüyorum bilmiyorum zaten 300 farz edin 5 günde bitti 350 gün atarız o zaman ben şampiyonu kasalarını açarım onun içinden güçlü kullanıcı çıkartırım onu 7 gün 7 gün 7 gün 7 gün ekledikçe zaten 10 tane eklesem 1000 ölümden zaten bayağı bir atmaya başlamış arkadaşlar kasa çok atıyor bu sefer yani açmayı da düşünüyorum da işte şimdi o yüzden hızlı hızlı ölmeye çalışacağım insan tarafına geçip insan da bol bol öleyim kurtlar öleyim kendime hatta niye insan da ölüyoruz ki arkadaşlar gittiğim direkt şeye geçeriz maviye geçeriz gerçi şimdi şeyi taktığım için Simon Bolivar karakteri ölür savunması kötü diriliş ölmüyor arkadaşlar o yüzden Simon Bolivar kalsın ölüm bitene kadar en azından o fazla GP veriyor ben işin GP'sini değilim arkadaşlar öldürmenin derdindeyim dişlerimi geçirmek istiyorum. Arkadaşlar şu isim değiştirme de bayağı isim de renk değiştirme de bayağı bir çıktı. Arkadaşlar ben kararımı verdim. 360'ını da açmayı düşünüyorum. Çünkü bitsin şey yüzünden şu eşya uzatma yüzünden yani açtıkça oranlar artıyor biliyorsunuz. Bakın az 7 günlük isim renk değiştirme veriyordu. Şimdi 21 günlük verdi az önce. Az önce de 14 günlük verdi. Ben 14 günlük öncesini çıkanı seviyorum arkadaşlar. Bundan da 5 gün veriyordu. Şu an bak gördüğünüz gibi arkadaşlar bunlardan bayağı bir çıkar inşallah. 2 adet çıkmıştı galiba. Şimdi gene 2 adet verdi. Bakın gördüğünüz gibi 5 günlük veriyor ama açtıkça yükseliyor arkadaşlar süreleri. Yükselsin. Bizim için iyi. Bak gördüğünüz gibi 7 günlük attı arkadaşlar. Bundan 21 günlük atabilir. Zaten bir tane atıyor. Gerçi zaten ben onu kullanırım büyük ihtimal 7 günlükleri dönüştürürüm. Ya da olmazsa zaten arkadaşlar süresi uzun ya, düşmez ki. Çok şey bazıları çok gereksiz eşya çıktı arkadaşlar. Dönüştürmek bayağı bir zaman alacak. Şunun 15 günlüğü sadece bir günlük bir tanesi için var. Gerisini hepsini dönüştürürüm. Ha bunun süresi bitmiş mi bu arada arkadaşlar bakalım bunu alır mı ki 20 bunu da almaz bunun süresini uzatırız bundan 14 günlük var hatta onu kullanırım ben 7 günlüğü kullanmam aslında 2 tane 7 alabilirsiniz de hiç uğraşmaya gerek yok ha arkadaşlar bir 14 günlük de burada çıktı arkada da en arka sayfasında da şey var 14 günlük var onu ben ayırmıştım o arkadaşlar 14 günü bırakın gördüğünüz gibi arkadaşlar açtıkça süreler uzun çıkıyor 21 gün bunu kullanırım ben 14 günü de bırak artık hatta 21 günü geçen var mıdır diyeceğim de 21 günü geçen yoktur bence en yüksek 21'dir ya da bakalım çıkalım arkadaşlar özel alfa ve liman kasası bayağı bir çıktı gerçekten yani 60 günlük eşyalar
Mavi çok çıkıyor arkadaşlar. Kırmızı atarsa şimdi atmadı. Genellikle bir mavi bir kırmızı atıyor yani bazen. Belki düşündüm öyle. Evet, iki tane daha attı. Üç, o beş etti arkadaşlar. Bak ard arda atıyor. Normalde bir tane atan şey şu an 3 tane çıkıyor arkadaşlar. Gerçi maviden bir tane çıktı. Ben 3 tane çıktığını attım ki arkadaşlar. Dikkatimi çekmedi de mavi kırmızıdan attı da mavi attım bilmiyorum. Haydi bakalım arkadaşlar. Buraya kadar izleyen var mı bilmiyorum. Bir günlük charla kim oynayacak? Hadi bakalım. Kimler oynamak istiyormuş daha doğrusu? Oynamayı bırakın. Bu charı kim oynamak istiyor acaba? Oynamak isteyen var mı ya da istemeyen var mı? Ben merak ediyorum. Genellikle ben düşünüyorum arkadaşlar. İzleyen olduysa oralar tabi. Oynamak isteyen bayağı bir olacaktır. Arkadaşlar düşünsenize verdiğim kişi charla oynarken nakitin hepsini kendine hediye yolluyormuş. Yapacak bir şey yok. Yollar giden gider. O benim hatamdan dolayı kaynaklanan bir şey olur. O düşer ben yüklerim yine. O sorun değil de nakitle yollasın da arkadaşlar hediye. Önemli olan şey yapmasın. Şifre değiştirmesin bu bir. Envanterdeki eşyalar atmasın bu iki. Bu ikisini yapmasın. Ha pardon bir şeyler daha var arkadaşlar. İkisi şifre değiştirme bir. Değiştirme asla hiç. Zaten ben şifreyi değişik vereceğim. Kendi şifremi değiştireceğim. Ondan sonra 1, 2, 3, 4, 5 diye vereceğim. Şifreyi böyle yapacağım. Benim şifrem normalde çok uzun arkadaşlar. Valla bir tane verdi iyidir. Benim şifrem arkadaşlar bayağı bir uzun. Sonuna kadar yazıyorum. O yüzden şifreyi bir değiştirdim. O şifreyle vermem kesinlikle. Çünkü şifre çok garip bir şifre benim. Yani bulması biraz zor. Artık bulan olur mu bilmiyorum. Ama ben öyle vermem. Şifreyi 1, 2, 3, 4, 5 5 yaparım. Bu kadar. Ya da 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya da aslında şifreyi şakşak yapayım mı arkadaşlar? Güzel olur. Şakşuka yapalım ya da. Şaka yapıyorum tabii arkadaşlar. Şifre basit bir şey yaparım. Hemen girsin diye, oynasın diye. Çünkü sadece 24 saati var. Ne 24 saati var? Ha pardon doğru 24 saati var. Oynasın güzel güzel. Dirilişi merak ediyorsa, kurtla becerebiliyorsa öldürmeyi. Oynasın bakalım. Bakalım şanslı kişi kim çıkacak. Nasip olursa o güne gelirsek. Yazan da olursa isim. Ha arkadaşlar ben ne diyordum? Kuralları belirliyordum. Şifre değiştirmeyecek bir. Eşyalar atmayacak iki. KP ve altına hiç harcamayacak. Üçüncüsü KP. Dördüncüsü altın harcamayacak. Dördüncü şart bu. Tamam nakite bir şey demiyorum. Nakiti zaten 6.000 nakitlik sınır verdim de ama fazla abartmamak amaçlı 10.000 lira tamam 10.000'e kadar harca ama hepsini harcama. Zaten harcarsan da yükleriz yapacak bir şey yok da ama HP ile altını kesinlikle harcama. Çünkü altınla yarışma var arkadaşlar benim. Yarışma yapıyoruz. O yüzden altını kesinlikle harcamıyorum. Şimdi derseniz o kadar altınım var. Niye hiç harcamıyorsun? EDS oynamıyorsun. Hediye göndermiyorsun altını. Bir kere arkadaşlar EDS oynanmaz altınla. Arkadaşlar şimdi siz gerçi oynayan şimdi bir şey derim de ayıp olur. Oynayanlar var. EDS kırılıyor arkadaşlar. Yani oynuyorsunuz çıkarmak için. Yani kumar gibi bir şey yok. Oynadıkça insan oynayası geliyor. Mesela bu altın arkadaşlar EDS'ye girin. Size ne diyeyim 20 dakikada hatta 20 dakika değil 10 dakikada bitirirsiniz bu kadar altın. Şimdi çıkmayacak bir de bakın arkadaşlar bu çıkmayan kesinlikle çıkma. Yani bir şey çıkar heveslenirsiniz yaparsınız ama işte o insanı kaza getiriyor yapıyorsunuz. Ben o yüzden harcamıyorum EDS falan oynamıyorum. Hele KP ile hiç oynamam. Güzel 3 adet verdi. Nakitle oynarım dersem onunla da hiç oynamam. Gerçi bir ara oynamıştık. Tek adımlı oynardı zaten. 5 adımlı oynamam. Ama gene de ben EDS'ye karşıyım artık. Kesinlikle EDS videosu çekmem. Oynamam. Çünkü kırılıyor. Verdikleri altını KP'yi de böyle alıyorlar. Ama bunu çoğu kişi anlamıyor işte. Gidip oynuyor. Çıkaracağım. Altını bitti mi de ortada kalıyor.
Arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? Bu arada altın değersiz gibi bir şey gözüküyor da. Normalde arkadaşlar altın hiçbir halta yaramıyordu. Ama yapılan yamalardan sonra altın ve KP kıymete bindi. Bunu kesinlikle harcamayın. Hatta nakiti bile harcamayın. Çünkü arkadaşlar K paketine 10. yıl kutusunu 20 tane koymuşlar. Şu an 2500'e 1 artı 7. Yani 8 tane toplam 2500'e 8 tane 10. yıl kutusu alıyorsunuz. Adamlar 500 nakite 20 tane kutu 10. yıl kutusu koyuyor. Şimdi gidip adamlar dükkandan alıyor. A paketine geliyor. Nakiti bitiyor ve alamıyor. Şimdi arkadaşlar dükkandan bence böyle şeyler almayın. Bu benim tavsiyem. Çünkü K paketi gördüğünüz gibi bir önceki videoda 1250 nakite 10 tane galin 10 tane Wolfram kutusu koymuşlar. Tanesi 2750 nakit. Gerçi onlara 1 artı 20 yapmışlar da gene de A paketini almak daha karlı ama benim işime yaramayacağı için almıyorum. Yani ben dükkandan bir şey almanızı tavsiye etmiyorum derken kutu yönüne gitmeyin arkadaşlar. Çünkü kutuları koyuyorlar. Kutu almayın. Ya alırsanız da alın, o beni ilgilendirmez de ben sizin iyiliğiniz için söylüyorum. Kutuya yanaşmayın arkadaşlar. Çünkü K paketine geliyor. Karakter yanaşmayın. Karakterlerin iyileri zaten şeyde K paketinde geliyor. 10. yıl karakteri sürekli geliyor. Belki kaçırıyorsunuz ama ben alıyorum hep. Ben K paketini günlük inceliyorum arkadaşlar. İşime yarayan şey varsa hepsini alıyorum. Bugün bir şey koymamışlar. Şu zamanlar 1 milyon gelişi şeyi koyuyorlar. Altınla beraber. Onları da alıyorum. Yani sizin dükkanda alacağınız şeyler kurt akını modu şeyler olur arkadaşlar. VB kısmı bölümü vardı ya dükkanın, orası olur. Yani öbür tarafı ben arkadaşlar hatta şunları bir açak. Hatta durun şu 30'da bırakıp ben size bir taktik vereyim. Bu işine de yarar arkadaşlar. Şu şöyle bir kalsın. Dükkandan alacağınız şeyler ne olsun arkadaşlar biliyor musunuz? Bakın şu silah kısmına girersek arkadaşlar 1, 2, 3 bomba çıkar. Şuraları atlayın. Kesinlikle bir şey almayın. Alırsanız da zararınıza, yani karlı olmak istiyorsanız söylüyorum ben. Çanta alacaksanız bunu alın bence. Ya da şeyden çağırırsanız öbür çanta daha iyi arkadaşlar. Dövme zaten bir halta yaramaz. Pençe de bir halta yaramıyor burada. Burada alacağınız şey arkadaşlar bu olur. Nakitli bu olur. En iyisi bunlar zaten. Karakteri atlayın, hiçbir şey almayın. Bunlar hiçbir halta yaramaz. Ekipmanı boş ver. Özele geldiğinde kutular bölümünden arkadaşlar alacağınız bir bu olur. Yani en iyi çıkan şeyler için. Yani mesela 2750 nakit ne bu? Bu da 2000, bu 5-10 bin nakitti normalde. Bu indirim yapmışlar. Bundan bir tane alsanız bir artı kaç veriyormuş, 25 tane, bir tane de var 26, şundan bir sürü çıkar zaten açık görüyorsunuz, sırf kenar kutusu atıyor. Alacağınız şey arkadaşlar bunu, 3000 nakit alacağınızda bunu alın, çıkıyor zaten içinde. Şunlardan alın, 60 günlük karakter eşya çıkıyor. Normal karakter tıfıl istiyorsanız bunu alın. Şu kutuyu almayın, şu dövme kutusu gök koru veriyor, kral dövme istiyorsanız alın. Bunu alın. Hatta şu 750 nakite bunu zam getirirler arkadaşlar. Eğer kalırsa alın. Zam gelirse tavsiye etmem. Şunu almayın arkadaşlar. Hiçbir şey çıkmıyor içinden. Şunu da almayın. K paketine geliyor. Daha ucuz alırsınız yani. Bunu. Bu da dükkandan alınmaz artık. Çıkmıyor. Süper kutu. Bu da geliyor arkadaşlar. 1 artı 20 ile geliyor. Bunu bilmiyorum ne çıktığını içinden. Hiç almadım ve açmadım ve almam arkadaşlar. K paketine gelirse altın harcamayacağım demiştim. Burada hiçbir hata yaramıyor arkadaşlar. Şuraya geldiğimizde buradaki hepsi işe yarar arkadaşlar. Kurt akını oynayan alsın sadece. Ben normalde arkadaşlar şunda şu var. Zaten şu insan olmaya yarıyor. Şu burada olmaya yarıyor. Ben sürekli asman almaya çalıştığım için bunu aldım. İnsan olmak pek işe yaramıyor arkadaşlar. Kurtta daha çok gelişim diyor. Şu kurtların yerini gösteriyor arkadaşlar. Benim pek ihtiyacım yok. Aslında şunu alabilirim arkadaşlar. Bu çabuk öldürüyor. Yani sıktığınız mermiler daha çabuk gebertiyor. Asmana farz edin 5 mermi sıktınız. Bu 2 mermiye düşürüyor arkadaşlar. Öyle bir gücü var. Ben bunu alsam bunu buradan almam arkadaşlar. Göstereceğim onun nereden aldığımı. Alırsam tabii daha doğrusu. Buradan alacağınız şey arkadaşlar.
şu olur, bu olur. Turuncu olayı pahalı getirmişler. Şunları tavsiye etmem, bunu da etmem. Bunu zaten kutudan çıkıyor arkadaşlar. Bunlar da bunu almaya gerek yok. Şunu istiyorsanız genel kutusundan çıkıyor arkadaşlar. Bu da genel kutusundan çıkıyor. Bu da çıkıyor. Yani buradan alacağınız genel kutusundan çıkartabilirsiniz. Şu kutudan çıkmıyor arkadaşlar. Bu sadece burada. Bunlar da şans kutusundan. Yani alacağınız şeyler benim tavsiyeme göre bunlar olsun. Şimdi EDS bölümüne geçersek. Gördüğünüz gibi 1750 arkadaşlar. Buradan şu gelmez. Bu kesin bir şey. Bunu söylüyorum. Bunu çıkartamazsınız. Oynayın. İstediğiniz kadar oynayın. Bir rantta çıkartamazsınız. Çünkü ben bunu denedim. Olmadı. O kadar KP'ye gitti ve bunu pişman olduğum için kesinlikle EDS'ye bulaşmıyorum. Ha, buraya da bunu koymuşlar. Bir kere şu OG'ye dönmesi kesinlikle çıkmadı. Ha, buradan çıkan ne olur biliyor musunuz? Ya bu çıkar ya bu. Ya bu ya bu ya da bu bıçak çıkar. Bu üsttekilerin çıkacağını sanmıyorum. Yani. Buradan da şu alttakiler çıkar, bir de şu çıkar. Belki bu da çıkar. Bunların çıkacağını da sanmıyorum. Çünkü arkadaşlar en zor bulunan şeyler çıkmaz. Biliyorsunuz zaten. Belki bilmeyenler vardır. Burada altın. Bunlar arkadaşlar zaten kutulardan da elde edebilirsiniz. Bu kadar altın harcamaya gerek yok. Zaten kırılır. Şurada. Burada hiçbir şey işe yaramaz. Zaten önemli olan bir bu var benim. Önemli olan bir OG'ye dönmesi var. Gerisi zaten kim bilir hangisi çıkar hangisi çıkmaz. Yani bu çıkmaz ama bu kesin, onu da diyeyim. Buradan da bu 90 günlük, 90 günlük. Bunlar çıkmaz arkadaşlar. Yani çıkartacağım diye oynayan şeyler var. Boş ver şimdi onları. Şu karakterlerin çıkacağını sanmıyorum arkadaşlar. Hatta şu bıçak bile çıkmaz. Buradan çıkan arkadaşlar birinci şu dandik olanlar çıkıyor. Bak arkadaşlar şu. Gerçi şu silah dandik değil de bunu atıyor bazen. Buradan da ne çıkar? Gökdoru dönmesi çıkar. Burayı bilmiyorum arkadaşlar. Ama zor çıkan şeyler şu. Olmayan bu var. Gerisi zaten çıkıyor. Belki şu dördü çıkar. Bir arka sayfada ne varmış? Şu çıkmaz. Buradan çıkan da arkadaşlar bu olsun. Bu ne? Buna baktık mı? Ha. Burada çıkmıyor arkadaşlar. Şunu söyleyeyim ki EDS bölümünde zor olan şeyler kesinlikle çıkmaz. Biz kutu açtığımızda devam edelim. Yani sadece bir gösteriş amaçlı. Şu 30 taneyi de bir bitirelim sonra. Bakalım bir envanter hediye kutumuza neler çıkartmış. O 7 günlük güzel. Gerçi ben biraz daha bekliyordum ama olsun, buna da şükür. Aa, güzel bak, şükrettik. Bereketi artıyor arkadaşlar, gördüğünüz gibi. 3 günlüğe de şükür bir taneye. Buna da şükür yani, bol bol artar inşallah. Gerçi hep bunu bir günlük veriyor. Ben 3 günlük görmedim. 2 günlük attıydı galiba da. Şu 20 taneyi de açalım. Hatta arkadaşlar isterseniz şeyi de açalım mı? Ya şöyle zombasına kıcık bakalım hadi. Arkadaşlar genel otosu açıp ölüm sıfırlamaya da şey çıkartabilirim isterseniz. Birazcık da ondan açalım mı? Yani görürsünüz belki şeyin o ölüm sıfırlama falan çıkıyor. İsim değiştirme de çıkıyor. Belki atabilir yani. Ama o zaman da 370 tane bayağı bir açmak lazım. O bayağı bir vakit geçirecek. Boş ver. Bakalım şu son tane de sonlardan eşya uzatma çıkartabileceğiz. İnşallah 3 günlük ya da 7 günlük bir tane çıkarsa iyi olur. Ve maalesef çıkmadı arkadaşlar. Olsun. Bayağı bir çıkarttık gene de. Bitti. 360 taneyi bitirdik arkadaşlar. Şimdi bir dakika arkadaşlar, ne açacağım biliyor musunuz? Tam olanlar değil de yarım olanlar açacağım. O ne demek diye sorarsınız arkadaşlar. Şöyle şu 5 taneyi bir açalım. 370 tane kalsın. Ne çıkacak bakalım 5 taneden. Bunlar çıktı. Başka şunu açmayacağım çünkü bu şeyden çıkıyor. Bunlar zaten açmam. Yani bunlar düzeltti arkadaşlar. Şimdi neler çıktığına bakalım. Envanterimizde. Bakalım hediye kutusundan neler çıkmış. Arkadaşlar atarak gideceğim envantere. Biraz süresi uzar videonun. Siz de görün. Kaç tane çıkmış? Sadece Nirvana kasası ve özel alfa kasası ve uzatma eşya suretleri uzatmayı alacağım arkadaşlar. Başka bir şey almayacağım. Sürenizi yemeyeceğim. Korkmayın yani. İzlerseniz
ne olduğuna bak işte. Bir tane bir etti. Burayı boş ver. İki. Hatta sadece ben kırmızı kasalar alacağım arkadaşlar. Öbürlerini boş ver. İki. Üç. Bunlar da anlayacağım arkadaşlar. Sadece kırmızı kasalar alacağım. Üç. Şöyle çıkanlara bakayım. Baştan üç. Burada var. 4. Arkadaşlar orada 24 yazıyor da ben sadece çıkanları sayıyorum. 4. 6 etti. Bakalım kaç tane çıkarabilmişiz. 6. 7, 8. 10. İyi, 10 tane iyi çıkartmışlar. Burası mavi. 10. Bu da varmış. 11 etti. Geçelim. Arkadaşlar mavi daha çok iyi. Ha burada arda çıktı. 11 mi etti arkadaşlar? 11, 12, 13, 14. Burada bir şey yok. Ha burada 14. Burada da 3 gün 3 çıkmış. Etti arkadaşlar şu iki taneyle. Geçelim. Geçelim. Bak bu 19, 20. Bu kaç günlük? Bir günlükmüş. 21. 22. 23. Ne oldu lan? Hatta birden biraz zıpladı. Pardon. 23. 24. Ya bazen tekrar ki hızlı gidiyor arkadaşlar. Kaçıncı sayfalarda? Buralarda değilmiş, buralara geçmiş. 24 etti arkadaşlar, ilerleyelim. 24, 25, toplamda 45 etti. 25, 26, 27, 28. Ulan inşallah aklımdan bir rakam geçiyordu, inşallah o kadar rakama gelmez. 29, 30, 33, 34, 35, 36, 37, daha kaç sayfa var ya? 38, 41 etti arkadaşlar, 42. Buralarda bitiyor herhalde. Evet bitti. 42 tane çıkarmışız. Güzel. 42 tane güzel. Bakalım şundan kaç tane çıkarmışız. 1. Ve tersine gidelim arkadaşlar. Böyle 1. 2. 3. 4. Oynada 90 günlük mesela doğru. 5. Yok abi yanlış görmüşüm. 5, 6, 7, aha 3 tane çıkarmışız arkadaşlar. Gördüm, bir kere çıkmış yani, o da bir tane. Toplam 10 etti. 2 tane de burada çıkmış. 12, normalde hep bir tane attı. 12, bu kaç tane? 12, 13, bir tane vermiş. 13, bu da bir şey var. Burada var. 14, geri 15, 16, 17, 18, galiba kırmızı daha çok çıktı arkadaşlar. 19, 20, 21, 22, 23 etti. Hep 23, 25, hep bir günlük çıktı diyecektim arkadaşlar. Gerisi bir günlük çıkmıştı. 2 gün de varmış. Aşk bundan sonra bir gün herhalde. 26 etti böyle. Gerisi bir günlük. 27, 28. Evet, gerisi bir günlük arkadaşlar. 12 sayfada bir günlük olması gerek. 28,
günlük daha varmış. 30, 31, daha mı atıyor? 32, 33, 34, 35, 37. Arkadaşlar 3 tane çıkmış burada da. 40 etti. 41. Ha ben bir günlük diyordum da hangi ara çıktılar bunlar? 41 etti arkadaşlar. Geri ekledim. 41 burada var. Tık basın hemen. 43 etti arkadaşlar. Vay be. 45 etti arkadaşlar. Bu daha çıktı. Daha çok çıkmış galiba. 45. 46. 47. Ha buradan sonra bir günlük. 48. 49. 50. 51. 54. Bitti. 51 tane de bundan çıkarmışlar arkadaşlar. Mükemmel yani. Bu kadar yeter. Şu eşya sürelerini de merak ediyorum da onu kendim atarım arkadaşlar. Vay vay anasını vay be. Şunları dönüştürüyorum. Arkadaşlar zaten önemli şeyleri aldık. Aslında bir önemli şey de şey var. O uzatma süreleri var. Ben bir de onu merak ediyorum. Bir de onu atalım arkadaşlar. Sonra videoyu sonlandıralım. Evet öyle yapalım. Zaten bir önemli olan 4 şey. Bunları zaten atana kadar zaten almaz emanetleri bunları. O yüzden bunlarla hiç uğraşmayacağım. 3 günlükleri sayacağım. 7 günleri kendim atarım arkadaşlar. Çok uzadı video. Şimdi bir günlük çıkmış. Yani şu hesaba göre 3'ten hesaplıyorum arkadaşlar. 6 gün etti. 6 aradan kalksın ya. Yani arkadaşlar şöyle yapacağım. Hiç süre falan hesaplamıyorum. 32 tane şey var. 16 tane de 7 günlük var. Böyle böyle ata ata gidelim. 32, 16 bakalım kaç edecek. Arkadaşlar şunlar da aradan kalksın diye alıyorum. Arkadaşlar farkındaysanız saymadan alıyorum video uzamasın diye hızlıca bak. Ben sadece 32 tane 3 günlük 16 tane 7 günlük var. Ona hesap edelim. Ondan sonra hesaba bakarız. Uzamasın video boştan yere. Çok beni yapma. Arkadaşlar öküz gibi general kutusu doldu ya. Ben bunları nasıl açacağım? Arkadaşlar az önce ben size bir önce videoda demiştim ya 90.000 AP çıkıyor diye. İşte bunlardan çıkıyor. Bu da bayağı bir atıyor yalnız. İşte 100 tane yapabilirsem hatta 100'ü geçebilirse çok güzel bir video çekeceğim. Bu arada arkadaşlar yılbaşı günü yani yeni yılda inşallah güzel hediyeler yollamaya çalışacağım. Umarım bazıları saçmalamaz yoksa vazgeçeceğim. Çoğu kişi saçmalıyor. O yüzden inşallah saçmalama olmaz. Çok güzel isim değiştirmenizi alırsınız. Ölüm sıfırlamanızı alırsınız. Ama arkadaşlar bunu biri bozarsa kötü olur. Bozmayın. Her şey yılbaşında yani yeni yılda inşallah öyle bir şey yapacağım. Arkadaşlar yalnız bunu yapacağım. Gerçekten efendim istediğinizi yollayacağım. Yani bunu yılbaşından sonra 2018'e girelim nasip olursa yollayacağım. Ne isterseniz yollayacağım arkadaşlar. Bir tane bir hakkınız var. Ne isterseniz yollayacağım. İsim değiştirme istiyorsanız genel isim değiştirme istiyorsunuz. İstediğinizi yazın yollayacağım. Yalnız arkadaşlar bir video atacağım.
Eğer yanlış bir şey yazarsanız iptal olur o. Onu da söyleyeyim. Sonra bana o kadar söz verdim, göndermedim diye bir şey demeyin. Çünkü burada bir kural belirledim. Bakalım o kuralı kim bozacak arkadaşlar? Aranızdan kim? Bakalım aranızdan bozan olacak mı? Kimin? Yani bu kuralı bozan olursa arkadaşlar bilin ki o kişi sizin şeyinizi yapıyor. Yani hediye almanızı istemiyor olabilir. Ama bozarsa hediye göndermeyeceğim diye bir şey demiyorum. Ama istediğinizi göndermeyeceğim. Umarım öyle saçmalayan biri çıkmaz. İstediğinizi alırsınız. Göndereceğim yani. Göndermeyeceğim demiyorum. Şimdi bakın o da 2008'in armağanı olsun. Hatta JP'ye bile dağıtabilirim isterseniz. Ama JP olmaz arkadaşlar. Şey var çünkü. Gönderimde bir hata var. O yüzden olmaz JP. Bu kadarmış. Bitti arkadaşlar bu arada. Buradaydı 15 gün. Şimdi çevir kesin başarılarım. Yeter kadar. Bakalım. Şimdi 10, 16 tane o 7 günlük 32 tane de 3 günlük vardı. Kaç tane olmuş? 48 tane bundan olmuş. 22 tane bundan olmuş. Şimdi ne yapmış arkadaşlar? 6 civarı bundan da şimdi onu hesaplamayalım. Boş ver. Şunlar bundan gitsin. Şundan daha olduğu için almadım. Şunlar da at gitsin ya. Bir işe bir halta yaramaz arkadaşlar. Gıcık kapıyorum şöyle çıkan şeylere. Keşke dönüştürülseydi. Ha burada varmış lan. Bunları da topla atacağım arkadaşlar. Bir saniye. Şunları da alalım. Atışını yapalım. Tamam bitti. Gerisini aldık. Evet gerisini almışız. Aldık değil mi? Bir daha bakalım. Şöyle bir. Ben görmedim arkadaşlar. Siz gördünüz mü bilmiyorum. Galiba hepsini almışız. Buradan sonrası tamam. Yine bakalım arkaya ne varmış. Arkadaşlar işte bunlar. Ya of ya çok oyun. Oğlum bir de burada varmış da güçlü kullanıcı. Mutlaka şampiyonluk kasalarını açmamız lazım arkadaşlar. Bir dakika yalnız bundan bir tane olamaz. Daha vardı. Tam buradaymış. Çünkü bir tane. Şu 3 bin kalmış. Zaten ben T'yi fazla kullanmıyorum. En çok kullandığım F arkadaşlarım. Şunu alabiliyorduk galiba değil mi? İnşallah alır. Ya öf bir günü varmış arkadaşlar. Dün o yani geceden sonra alır. 64 günle sınır. Şu sınırı var ya nefret ediyorum. Şunu atalım. Şunu açalım. 10.000 daha. 10.000 arkadaşlar altını böyle de yükseltelim de. Yarışmayı kazanayım da ben. Atalım hemen basalım ve videoyu sonlandıralım. Neler çıktığını gördünüz. Charlo oynamak isteyen de yanına yazabilir. Umarım yılbaşında dağıtacak hediyeleri biri bozmaz. Aksi takdirde göndermeyeceğim istediklerinizi. Zaten bozan kişi onu da kanaldan uzaklaştıracağım arkadaşlar. Niye diye derseniz sırf sizin hediyelerinizi engelliyor diye. Bakın normalde abone azaltmayı sevmem. Ama sırf sizi hediye almanızı engelleyen bir kişi çıkarsa kanaldan da uzaklaştırın. Çünkü sizin şeyinizi yiyor yani. İstemiyor demek ki. Göndermemi istemiyor yani. O anlamda gıcığına yapan kişiler çok. Belki arkadaşlar şöyle diyeyim. 2018'de 500 abone olursa onda ne yaparız biliyor musun? 500 abonede onda da bir 2018'e bir girelim arkadaşlar. Yani 500 abonede gidersek şey yapacağım. Artı 2 tane gönderelim arkadaşlar. Yani isim değiştirme bir öbürünü ister. Yani 2 çift göndeririz. Ama bu şart onda da geçerli arkadaşlar. İnşallah biri bozmaz. Sırf siz hediye alın diye bunu yapıyorum. Ama bazı embesiller var aranızda. Affedersiniz onlar kendini biliyor. Herkes alınmasın bunun üstüne. Yorumlarda belli ediyor kendini zaten siz de biliyorsunuz. Zaten söylüyorum onları ben. Yani inşallah bozmazlar. Tek istediğim olasıdır. Yoksa hiçbir şey istediğim ben kendi kafama göre yapmayacağım. Evet arkadaşlar tam 360 tane açtık. Güzel şeyler çıkardık. Abi şöyle bir isim olabilir mi? Rütbesine tabi. Tabi normal böyle rütbe olmasınlar mı? Bu hileler arkadaşlar büyük ihtimal kesin. Çünkü böyle bir isimler hile oluyor arkadaşlar.
Evet arkadaşlar, şimdi bunu geçin de ben nereye girdim yani, ya laf hesap tutturuyorum arkadaşlar. 360 tane açtık uzatma şeyleri ve güzel şeyler çıktı, özel alfalar var, mükemmel bir videoydu, attık içeri, attık ettik. Uykumda gelmiş ya, uykumda kalmış ha. Ona bak, kahpaketi yeniden de kahpaketi. Oğlum yeniledim de hani bir şey yok ki lan. Hani nerede? Ne yeniledi arkadaşlar? Bir tane bu var ki zaten. Nereye girdim abi şu. Bu arkadaşlar bu sistem hatası. Düğümden kalan şeyi sürekli yazıp duruyorlar. En nefret ettiğim olay bu, biliyor musunuz bu oyunda? Ben hiçbir şey yenilemiş görmüyorum. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Arkadaşlar hediye istiyorsanız, burayı dinleyen var mı bilmiyorum. Belki sonuna kadar izleyen olur videoyu. Belki izlemeyen olur. Yani izleyen kazanır arkadaşlar. Ben burada söyleyeyim. Hediyeleri istiyorsanız arkadaşlar mutlaka kanala abone oluyorsunuz. Bol bol hediye için bu kanala abone olun arkadaşlar. Gerçi diğer youtuberlar da bazen gönderiyor. Ama ben sürekli haftadan haftaya gönderiyorum. Bol bol hediye için abone oluyorsunuz. Simgeyi öne çıkartıyorsunuz. İsimleri doğru yazıyorsunuz. Saçma sapan bir şey istemiyorsunuz. Her türlü hediyeyi alırsınız. Bunu unutmayın. Göndermem diye bir şey demiyorum. Her şeyi gönderirim. Yani şimdi her şeyi gönderirim derken arkadaşlar sizin bana bağlı o şoy para mı? O nereden çıktı? Aykırmaya gelince şoy para yazıyor arkadaşlar. Kılana gelince ne yazıyor? Oğlum burada şoy para nasıl yazıyor lan? Anasını satayım. Oyun iyice kafayı yemiş arkadaşlar. Haykırmada tümünde ne yazıyor? Tüm konuşma tamam. O buraya da haykırma atman lazım. Joy para nedir lan? Dalga kaçıyor. Öbür videolar arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Öbür videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça